Şimdi genital estetikte ilk olarak normal doğum sonrasında dediğim gibi genital organlarda gevşeme, sarkma olanlarda toparlama işlemi yapıyoruz. Bunun dışında idrar kesesinde sarkma varsa onu toparlıyoruz. Rektosel dediğimiz makata doğru olan sarkmaları da yine düzeltiyoruz. Bunun dışında doğum sonrası epizyo ya da dikiş yerindeki çirkin görüntü varsa onları da düzeltebiliyoruz. Bunlar genital olarak yaptığımız estetikler. Ama mesela bunun dışında labiumlarda, iç dudaklarda asimetrik olarak ya da her ikisinde birden oluşan sarkmalar, büyümeler olursa bunları düzeltiyoruz. Çünkü bunlar aynı zamanda kişiye rahatsızlık da verebiliyor. Dar veya sıkı pantolon giydiği zaman akıntıya sebep olabiliyor. Yine belli bir yaştan sonra cinsel bölgesinde yaşa veya kilo vermeye bağlı olarak gevşeme, boşluk, hani kötü bir görüntü varsa bunları da dolgu işleri, özel olarak genital bölge için yapılan dolgularımız var. Bunları kullanarak yine böyle eski, genç, fresh görüntüsüne ulaştırıyoruz. Yine bir de genital bölgede renk kararmaları, işte yaşa bağlı olabilir, bazı hastalıklara bağlı koyu renkte lekeler oluşuyor. Yine bunları da lazerle düzeltme işlemi, yine eski halini döndürme operasyonu yapıyoruz.